Selamlar güzel arkadaşım. Ben Mehmet Hocam. 49 günde TET geometri kampında. Tas tamam 18. günde. Kardeşim Sercan ne yaptı? Konu anlatımını yaptı. Üçgende benzerlik dedi. İnanılmaz önemli bir konuya girdik. Ve sana 3 tane alt başlık verdi bak. Üçgende benzerlikte bir kenar açık kenara göre üçgenlerin benzerliğini söyleyebiliriz dedi. Hayır bir tane daha vardı. Neydi o? Kenar kenar kenar. Kenar 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 benzerliği var dedi. Yetmez bir tane daha var dedi. Açı açı benzerliği. 3 tane açı demiyorsunuz zaten iki açı sayısı üçüncü 3. açıları da üçgenlerin neydi? Eşit oluyordu. Açı açı benzerliği ile üçgenlerin benzerliğini üç farklı şekilde gösterdi. Şimdi bunların pratiklerini yapacağız. 18. gün. Gönder gelsin testini açtın. E gönder gelsin hocam dedin. Ben de sana buradaki 6 tane o çok güzel soruyu beraber çözeceğiz. Haydi bakalım 1. soruyla başlıyoruz. Burada konu anlatımı yapmaya artık gerek yok ya da hatırlatmaya gerek yok. Çünkü Sercan zaten yeterince iyi anlattı o tarafı. ABC, e, birer üçgen. Hocam 55 derece verilmiş, 75 derece verilmiş ve bomba özellik vermiş. Bomba özelliğim ABC üçgeni, FDE üçgenine bak arada dalga işareti var. O dalga işareti ne anlama geliyor? Benzerdir diyor. Bu iki üçgenin benzerliği gösterilmiş bizden x'i istiyor. Arkadaş üçgenin benzerliği bana neyi verecek? Aynı karşılıklı şu kenarlar arasında ya da şu köşeler arasında eşit açıları verecek. Örneğin A açısıyla F açısı birbirine eşittir diyor. A açısını eğer nokta dersem e, aynı FDE üçgeninde de şuraya da ne diyeceğim? Nokta açısı diyeceğim. Bir dakika biz noktaları hesaplarız Arkadaş, büyük üçgende 55 var, 75 var. Ben bu ayı bulamaz mıyım? Bulurum. 55 ile 75'i topladım. Cevap ne geldi? 130. 180'den 130'u çıkarttım. Geriye ne kaldı? 50. 50 neresi hocam? Nokta açısı yani burası 50 derece. Yetmez. 50 derece aynı zamanda burası. Tamam. Şimdi geldim B açısıyla D açısını birbirine eşitleme. B açısı 55 derece. O halde D açısı da kaç derece olacak? 55 derece. C açısıyla E'yi birbirine eşitleme. C açısı 75 ise y. E açısı da ne olacak? 75 olacak. Hocam sen ne istiyordun? X'i istiyordun. En çok kullandığım benim formül açılarda neydi arkadaş? Biliyorsun. İki iç açının toplama kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşiti. Yani X ile 50'yi toplarsan cevap ne yapmalı? 75 yapmalı. 50'yi karşıya attım. X'in cevabına gelmeli 25 derece. Neredesin? Buradasın. Vurdum cevabı B'ye. Geçti. Aa ben biraz bu tarafa mı kaybım? Bakayım bu tarafa kaymam lazım. Kamera kaymış aslında ben değil. Geldim. Haydi bakalım. İkinci soruyla yola devam bakalım. İkinci sorumuza baktık. Yine ABC üçgeni, EBD üçgeni ile ilgili bilgiler veriliyor. BD diyor DC'ye eşittir. BD eşittir DC. Tamam. 8 verilmiş. Baktım şekilde var. 12 verilmiş şekilde var. 6 verilmiş şekilde var. 4 o da şekilde var arkadaş. 20 derece efendim o da var. Tamam mı yani benim ekstra bir şey yazmama gerek yok. Ama soruyu okuman senin çok kıymetli çok önemli biliyorsun ki. Soruyu okumazsan kaçırıyorsun bu tarz bilgileri. Neyi farkını istiyorsun hocam sen? EDB açısı. EDB açısı ki. Hadi gel oraya biz X açısı adını verelim. A, C, B açısı. A, C, B açısı. Oraya da Y açısı adını verdim. Bunların farkını istiyorsun. Yani X, X, Y farkı nedir arkadaş diyor. Nasıl bulabilirim? Yani şimdi hocam benzerlikle ilgili bir şey de vermemişsin. Ama başlığımız benzerlik diyorsun. Biz nereden bileceğiz bunların benzer olduğunu? Nasıl anlayacağız? Değil mi? Şimdi şuradaki uzunluğa K dersem burası da K olur. Büyük üçgende ABC üçgende buranın tamamı ne oldu? 2K oldu. Benim canım bu büyük ABC üçgeninde kenarları yazmak istedi. Nedir kenarlar? 8 var, 12 var, 2K var hocam. Şimdi küçük üçgende de, küçük üçgenden kastım da şudur. Gel onun etrafını çizelim. BED üçgeninde de K'yi K'nin altına gelecek şekilde yazdım. Bak 2K tamamıydı. K'yi 2K'nin altına yazdım. Başka ne oranlı olabilir? Bak 6 12'yi gördüm. Dedim ki 12'nin altına 6 yazayım. E bunun altına da 4 gelirse aslında burada bütün yazdığım kenarların oranları birbirine eşit çıkıyor mu? Her biri 2, 2, 2 çıkıyor. O zaman bu üçgenler benzerdir diyebilirsin. Neye göre benzerdir diyeceğim? Kenar, kenar, kenar benzerliğine göre. Ve bulması en zor benzerlik türlerinden biri arkadaşım. Anlaştık mı? Bulurken ne yapıyorsun? Kenarları yazıyorsun. Diğer üçgenin kenarlarını yazıyorsun. Oranlara bakıyorsun. Bütün kenarlardaki oranlar eşitse ha o zaman diyeceksin ki bu üçgenler benzer. Yani bunu gösterdikten sonra ancak işlem yapacağım. Peki hangi iki üçgen benzer hocam? Başka mesela ABC üçgeni dedim. Benzerdir dedim. ABC üçgeninde dikkat et. A kime bakıyor? 2K'ye bakıyor. O zaman EBD üçgeninde de K'ye bakanla başlayacaksın. K'ye bakan kim? E. Peki ikinci kenar yani bizim burada B köşesi kime bakıyor? 12'ye bakıyor. 12'nin altında bizde küçükte kim var? 6 var. 6'ya bakan kenara doğru gideceksin. E'den D'ye doğru gidiyorsun. O zaman diyorum ki E, D, B üçgeni. Bunları yazdıktan sonra ne diyeceğim? Karşılıklı köşelerdeki açılar birbirine eşittir. A açısıyla E açısı birbirine eşittir. Noktaya nokta açısı hocam. Yetmez. Biraz daha yaklaşalım. B açısıyla D açısı birbirine eşittir. B açısı bak buranın tamamı. Ben buraya eğer küçük A açısı dersem B açısıyla D açısı birbirine eşittir dedin hocam. X'in olduğu yere ne yazarım? A artı 20 yazarım. Burayı anladım mı bu burası? Çünkü inanılmaz önemli bir nokta. Şimdi geldim C açısıyla B açısı birbirine eşittir. Büyük üçgende C açısıyla küçük üçgendeki B açısı ki o da sadece A'dır. Y yerine de sadece A yazdım. İnanılmaz lezzetli soru. Çünkü biz X yerine A artı 20 bulduk. Eksi Y yerine A bulduk. Bunları birbirinden çıkardık. Geriye sadece kaç kaldı? 20 kaldı. Doğru cevap nedir? C seçeneğidir. Vurdum cevabı C'ye. Güzel bir soru. Bitirdim geldim 3. soruma. Şimdi ABC üçgeni ADE üçgen tamam 15 verilmiş 6 18 8 24 verilmiş İki tane açının eşitliğinden bahsediyor bana. ACB açısı. Tamam o açı burada diğer açı burada. İki açı eşit. Ulan bir tane daha açı eşit olsa açı açı benzerliğinden yapıştırır benzerliği geçelim diyorsun değil mi? Aklında o var. Ama yok yemiyor. Başka açının eşitliğini vermemiş. Başka ne olabilir? Neyse biz ABC üçgenine gidelim. Kenarları bir sırala bak. 6 15 18. Buraya kadar bir problem var mı? Yok. Şimdi 15'e bakan açı çift çizgi açısı ya buraya da bakan çift çizgi açısı. Hatta sonra bize CD'yi soruyor. Şuraya X dersem çift çizgi dediğim açı burada hangi kenar uzunluğuna bakıyor? Dikkat et. 18 artı X'e bakıyor. Gel bunu çift çizgileri alt alta gelecek şekilde yazıyorum. 18 artı X'i bu tarafa yazdım. Biraz küçük oldu ama biraz büyüteyim galiba işler yoluna girer böyle. Şimdi hocam bak burada 6 ile orantılı olabilecek kenar ne olabilir? 24 4 katı olabilir ya da 8 de olabilir. Neyse 8'i yazalım altına. Hocam 18'in altına ne yazacağız? Bizde de şurada 24 var. Yazmadığımız diğer üçgende 24 yazdık. Ve hemen arkasından oranları bir kontrol edelim dedim. Oranları kontrol edince bak burayı 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 4. Burayı 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 4. 3 bölü 4, 3 bölü 4 oranı geliyor mu? Geliyor o zaman bu iki üçgen benzer ama hocam ya bunu da nereden göreyim artık bak buna hak veriyor bunu da nereden göreyim ama bu kenar kenar benzerliği kenar 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 benzerliği bulması en zor benzerlik boşuna demedim 3'e 4 yazdım yukarıda 15 var aşağıda 18 artı x ile orantılı bu değer 3'e böldüm şurada 5 kaldı 4 kere 5 20 yaptı içler dışlar çarpımından. Karşı tarafta 18 artı x var. 18'i karşıya attım. X'in cevabı ne geldi? 2. Zaten ben de sadece 2'yi arıyordum. Doğru cevap. A seçeneğidir. Bir soru daha biter efendim. Geldim dördüncü soruma. Yine benzerliğin kralını yapacağız seninle birlikte izle. ABC üçgeni büyük bir dik üçgen tamamdır. EFK'de dikdörtgen çizilmiştir. Dikdörtgenin en önemli özelliğine, ne? Bunu daha anlatmamış olsak bile biliyor olman gerekiyor. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit yetmez. Aynı zamanda bütün iç açıları 90'ar derece olacak. 9 birim verilmiş. 4 birim verilmiş. Tamam. EF uzunluğu nedir diyor. Giriyorum EF uzunluğunun olduğu yere EF burası. Buraya X diyorum. Biz bu X'i arıyoruz. Arkadaş aynı X'ten burada da yok mu var? Şimdi ne yapacağım? Ya bu bir dik üçgen. Bu dik üçgende ben buraya alfa açısı dersem büyük dik üçgenin burası beta olur mu? Neden bunu söylüyorum? Alfa beta 90 derece olsun diye. Buraya kadar ben de itirazın yok. Peki hocam burası da 90 derece. Eğer sen buna alfa dersen e, 180'e tamamlamak için buna beta demeyecek mi? Diyeceksin. E içerideki 90 derece yine 180'e tamamlamak için şu arkadaşa alfa demeyecek misin edeceksin. Yine 180'e tamamladın beta yine 180'e tamamladın alfa dedin dedin dedin. En sonunda dedin ki hocam ya senin burada çizdiğin sarı üçgenle şurada çizdiğin yeşil üçgenler aslında hangi kurala göre açı açı benzerliğine göre benzer üçgenlerdir. Örneğin büyük üçgende beta'nın karşısında 9 varsa yazdım onu. Küçük üçgende beta'nın karşısında x var oranladım. Büyük üçgende alfa'nın karşısında x varsa büyüğü yukarı yazdım. Küçükü, küçüğü aşağı yazdım. Küçük de 4 var yazdım. Biz zaten x'i istiyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptım. x kare eşittir 36. Tabii ki 6'nın karesi 36'dır. Doğru cevap 6'dır. EF ki EF bizden x olarak isteniyor. Vurdum cevap B seçeneğine. Bir soruyu daha bitirdim. Geometri nasıl gidiyor? Bak buraya kadar ikiz kenar üçgen, eş kenar üçgen, dik üçgen, efendime söyleyeyim açılarla ilgili hiç problemin yoksa üçgende benzerlikle de ilgili hiç problemin olmayacak. Evet en başta yerine oturtması zor olacak. Diyeceksin ki hocam ben bu kenar kenar benzerliklerini nasıl göreceğim? Deneye 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 benimle birlikte soru çöze çöze olacak. Onu da unutma. Şimdi burada ekstra bir bilgi vereceğim bu soruyu çözmek için. Bu biraz ekstra bir soru aslında öyle söyleyeyim. Herhangi bir tane dörtgen çizdim çizdiğim herhangi bir dörtgende A açısı, B açısı, C açısı, D açısı dedim. Bütün dörtgenlerin iç açılar toplamı 360 derecedir. Belki de bunu biliyordun aslında. Ben sadece bir hatırlatma olarak bunu yazayım. Neden bunu yazdım? Şimdi sorunun içerisinde gelecek. Bak. ABC üçgeni var. Dikliklerin hepsi gösterilmiş şekil üstünde. BC12 yazılmamış. O zaman BC'yi biz yazalım diyorsun. Geldin 12 santim bu tarafa yazdın. 5 santim şekil üstünde var şurada. 4 santim şekil üstünde var burada. Hocam hemen 3, 4, 5. Üçgen dersen vallahi yazık edersin. Gördüğün her 4, 5 bir üçgenin içerisinde 3, 4, 5 oluşturmaz. Tamam mı? Öyle kafaya göre gidemezsin. Ses bu arada gitti arkadaşlar. Bu arada yine çok yoğun video çektiğim için sesim gitti kusura bakmayın. Şimdi AC uzunluğunu arıyorum. AC uzunluğu neresi? Gel bir bakalım. AC, AC. Hocam sen buranın tamamını arıyorsun ya. Aynen öyle oradaki tamamen uzunluk x birmiş. Biz o x santimi arıyoruz beraber. Nereden gidebiliriz? Nereden gidebiliriz? Şunu bir gör bakalım önce. Bak a, e, n, d şunları birleştir. Birleştirdim hocam. Arkadaş şurada bir diklik var mı? Var. Burası 90 derece mi? Burası 90 derece mi? 360'tan 90 90 180'i çıkarınca geriye 180 derece kalmıyor mu? Kalıyor. O zaman şuradaki iki açının karşılıklı iki açının toplamı dörtgenin içinde yer aldığı için 180 derece mi? Bak önce bunda bir anlaşalım. Tamam hocam öyle. Yani buraya alfa açısı dersem buraya beta açısı dersem benim sana söylemek istediğim mevzu şu. Alfa artı beta eşittir 180 derece. Bunda en fikiriz. Şimdi peki bunu niye söylüyor? Bayram değil seyran değil Mehmet Hoca. Arkadaş beta burada e burası 180 derece yapacak. Şuradaki açı ile şuradaki alfa açısı birbirine eşit olmaz mı? Vay. Hocam burası alfa açısı. Yetmez. Hocam bak burası 90 derece. pardon. Şurası 90 derece. Burası 90 derece. Ben buraya A açısı dersem. A yazamadı ha. Buraya B açısı dersem. Yine 180'e tamamlama özelliği gereği. A artı B. Şunlar 90'ar derece 180. A artı B 180 olmak zorunda ki 360 olsun o dörtgenin içi. Hocam burası da A çıkmaz mı? Hangi dörtgenin içi hocam? Ben oradaki dörtgeni kaçırdım diyen tayfa için gelsin. Eminim birkaç arkadaş da kaçırdı. Bak buradaki dörtgeni yakaladın. Tamamdır. Şimdi geldim turkuaz dörtgenin içerisine. Bak burada da yine dörtgenimi çiziyorum sana. Çizdim. Bu dörtgenin içerisinde de... E, yine harf kalmadı yalnız. Buraya M harfi desem. Buraya N harfi desem. Şuraya 90 desem. Dersin ki 90 90 M artı ne? 180. Hocam içeri girebilmem için... Şuraya ne dedin buraya M diyeceksin. Artık büyük üçgeni görmeni istiyorum. Büyük üçgenle küçük üçgen benzer üçgendir. Hangi özelliğe göre söyle. Bütün açıları birbirine eşit. Açıları birbirine eşitse açı açı benzerliğine göre. Mesela alfanın karşısında büyük üçgende kaç var? 12 var. Küçük üçgende alfanın karşısında kaç var? Dikkat et 4 var. Geldim onu yazdım 4'ü buraya. Eşittir dedim yola devam ettim. Hocam Küç büyük üçgende büyük üçgende A'nın karşısında kim var? X var hocam. Ki biz X'i arıyoruz. Küçük üçgende A'nın karşısında kim var? 5 var. Hocam bütün veriler elimizde artık işlemi yapıp bitirme vakti. Cırt sana cırt sana. 3 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaptım. X eşittir. 3 kere 5'ten 15 geldi. Doğru cevap D seçeneğidir. <laughs> Yine güzel bir soruya beraber hallettik. Günün son sorusu. Yine lezzetli bir soru. Yine benzerlikte bize böyle bir level yukarı götürecek sorular bunlar. Şimdi burada bir tane ikiz kenar üçgen görüyorsun. Burada 7 14 dik üçgenini görüyorsun. Sonra bir şey olmuş bunlara. Ne olmuş? Oku bakalım soruyu. Eşit kenar uzunlukları 10 santim olan ikiz kenar üçgen ile dik kenar uzunlukları 7 14 santim olan dik üçgen yukarıdaki gibi birleştirildiğinde A ve diktir BC oluyor. Şimdi bunu yukarıdaki gibi birleştirmek demek şöyle. Bak buralar 10 10 ikizkenar üçgeni getiriyorum. Bu tarafına doğru çıkarıyorum bunu. Anlaştık mı? Buraya kadar problem yok. Hocam bak burası nokta açısıysa. ikiz kenar olduğu için burası da noktadır. Birazdan devam edeceğim ona da. Bir bakalım neyi soruyor. DE uzunluğunu soruyor. Gittim DE uzunluğuna da hatta şurada içeride kaldığı için. Oraya hatta dışarıdan göstereyim. Orada içeride başka bir şey yapacağım şimdi. Buraya ne dedim? X santimdir dedim. Ne yapacağız hocam? Arkadaş ilk yapacağım şey. Eğer burası A açısıysa. Burası B açısıysa. A artı B'nin toplamı nedir? 90 derece. E aynı 90 burada olduğuna göre. E B'yi 90'a tamamlamak için buraya ne verirsin? A verirsin. Tamam da hocam biri dik üçgen biri iki skener üçgen benzerlik diyeceksin. Hayatta olmaz diyeceğim diyorsun değil mi? Bekle. Şu 14'ü ben bir hele yerine yazayım. 7'yi hele bir yerine yazayım. Sonra sana hemen senin bildiğin aslında ama böyle bir, bir müddet kullanmayınca unutacağım bir üçgen daha yazacağım buraya. 1, 2 ne vardı? Kök 5 dik üçgeni vardı. Eğer bu 7 ise bu 14 ise hocam o 7 kök 5'tir. Bundan fikiriz. Peki 7 burada. 14 burada. Dik üçgense burası nedir? 7 kök 5'tir. Uzun uzun hipotenüsü yapanın vallahi kulaklarını çekerim. Benden söylemesi. Orada hipotenüs falan yapmak yok. Anlaştık mı? Yani uzun uzun o pisagor bağıntısını yapmayacaksın. O zaten bilinen bir der. Hocam iyi güzel hoş diyorsun da sen şimdi buradaki yeşil üçgeni bir benzer üçgen yakalamaya çalışıyorsun. Nasıl yakalayacaksın? Sence bir ikizkenar üçgenin burada ne işi olabilir? Ki A açısı A açısına sahipse ki öbürü dikse. Arkadaş ikiz kenar üçgende dikliği asla unutmuyorsun. Tabana atılan dikme tabanı tam ortadan ne yapar? İki parçaya böler. Şimdi burada bir benzerlik var. Benzerlik nerede bak A açısı B açısını yazdık mı yazdık. Ben şimdi diyorum ki 90'ın karşısında burada 10 varsa bizim buradaki 90'ın karşısındaki kim var? 7 kök 5 var hocam. Diyorum ki B'nin karşısında herhangi bir değer yok. Gel biz o değere Y diyelim. Orada Y varsa hocam. B'nin karşısında burada kaç var? 7 var. Sadeleştirmeleri yap. Yaptım. Y için cevabım ne geldi? 10 bölü kök 5 geldi. Allah'tan köklü sayı biliyorsun. Ne yapacaksın? Kök 5'te genişleteceksin bunu. Diyeceksin ki Y eşittir. 10 kök 5. Kök 5'te kök 5'i e çarptım. 5. Ufak bir sadeleştirme. 2. Y'nin cevabı 2 kök 5. İyice zoomladım. 2 kök 5 dediğim yer neresi? Şunları bir sil. Bunları bir sil. 2 kök 5 dediğim yer neresi? Bir daha soruyorum. Bak şuradan şurası 2 kök 5. Buradan burası 2 kök 5. Şimdi sorarım sana. 2 kök 5. 2 kök 5. X'i toplayınca ne yapman lazım? 7 kök 5. Yani 2 kök 5 artı 2 kök 5 artı x eşittir 7 kök 5. Biz x'i arıyoruz. Hocam bak burası 4 kök 5 yaptı. Attım karşıya. Ne kaldı x'e? 3 kök 5 kaldı. İnanılmaz ince bir çözüm yaptık. Umarım beğenmişsindir. Haydi bakalım. Doğru cevap B seçeneğidir dedim. Geometri kampında 49 günde geometride adım adım tam ortadaki derse doğru gidiyoruz. Vallahi bravo ya. Daha ne yapacaksın arkadaş? şurun doluluğuna bakar mısın? Verdiğin enerjiye verdiğin emeğe bakar mısın? İşte bu emeklerin inşallah karşılığını alma günü de gelecek. O günler de gelecek hiç merak etme. Sen sadece kitapta hiç boşluk bırakmadan, hiçbir soruyu anlamadan geçmiyorsun. Anlaştık mı? Sercan Hoca'nın anlattığı benim anlattığımda. Hepsine de dahil bu dedikleri. O zaman 19. derste yeniden üçgende benzerlikle yola devam edeceğiz. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.